Kıssatan İnciler başlıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukvete min lisani yefkahu kavli. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat selam rehberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabına olsun. Rabbim göğsümüze genişlik ver, dilimizin bağını çözgü, sözümüzü yanlayabilsinler. Rabbim gireceğimiz yere doğrulukla girmeyi ve çıkacağımız yerden doğrulukla çıkmamızı sağla. Bize katından yardım edici bir kuvvet ver. Evet değerli Radyo Selam dinleyicileri, bir haftayı geride bırakarak Kıssadan İnciler programıyla sizlerle beraberiz. Hoş geldin Seval abla. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? Allah'a şükür iyiyim. Sen de iyisin inşallah. Hamdolsun ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Rabbim sağlık saat verdi. Bu hafta da yine mikrofonlarımızın başındayız. Çok şükür. Yine Hazreti Musa'nın kıssasıyla devam ediyoruz Allah nasip ederse. Evet. Bakalım bu hafta da Hazreti Musa'nın kıssasından inci kutumuza neler düşecek, neler girecek merakla bekliyoruz. Evet. Biz birçok surede Musa Aleyhisselam hakkında bilgi verilmiş. Genelde aynı konuları işleyen sureleri beraber götürmeye çalışıyoruz. Evet. Bu hafta da Naziat suresi ve Taha suresinde Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a git emri alma bölümü işleniyor. Ve de Firavun'la konuşma bölümlerini işleyeceğiz. Rabbim nasip ederse bu ikisini beraber götürelim. Evet. İstersen Naziat suresinde 17. ayet-i kerimede kalmıştık. Hı-hı. Hatta onu okumuştuk galiba. Evet. Bir kez daha okuyalım onu. Hı-hı, tamam. O zaman bu hafta Hazreti Musa ve kardeşi Harun tebliğ görevine başlıyor diyebilir miyiz? Evet. Emri alıyorlar ve başlıyorlar artık. Evet. Tam yani peygamberlik Musa Aleyhisselam'a verildi. O kardeşi Harun'u da istedi. Duası kabul edildi. Evet. Her peygamberin peygamberlik emareleri vardır. Evet. Onlar da verildi. Onu da Musa Aleyhisselam gördü. O asasının yılana dönüşmesi ve elinin bembeyaz olması koynundan çıkardığı zaman bunlar da senin mucizelerindir dendi. Ve bu şekilde Allah-u Teala artık Firavun'a gitmesini istiyor. Yani bebeklikten peygamber adayı olan Hazreti Musa peygamberlik görevini aldı, evet, üstlendi ve tebliğe başladı. Aynen öyle. Bu hafta nasip olursa o bölümleri işleyeceğiz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Naziat suresi 17. ayet-i kerimeden başlıyorum. Haydi demişti git Firavun'a çünkü o çok azdı. Evet. O Firavun tuğyan içinde oldu. Ve de Allah-u Teala onu git ve uyar emri verdi. Çünkü azanlardan o yolda devam etmemesi gerekiyor. İstersen hemencecik bununla ilgili Taha suresinde de 44. ayeti kerimede kalmıştık. Hatta 43. ayeti kerimede aynı. İstersen 43'ü de okuyalım. Naziat'ın 17. ayeti kerimesiyle aynı. Evet. Taha 43 Firavun'a gidin çünkü o gerçekten azdı. Evet. Şimdi 44'ü okuyalım. Bunu söyledikten sonra Allah-u Teala çünkü Taha suresinde bir madde daha ekliyor. Varın da ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki öğüt dinler yahut korkar. Evet. Burada bir tebliğ metodunu da öğreniyoruz. Firavun ki bize Kur'an-ı Kerim'de gösterilen en azgın kişi örneği. Evet. Tuğyanda olanların içinde tavan yapan azgınlık numunesi bir kişi. Aynı zamanda azgın olduğu gibi güç ve iktidar sahibi, ülkenin yöneticisi, evet, konumundaki kişi. Ve Rabbim böyle konumda olan bir insana, peygamberine onu git uyar diye emir verdiğinde ona yumuşak söyle diye tembihliyor.
Yani bu tebliğ metodunda kişinin vazgeçemeyeceği bir öğe olarak evet, alıyoruz. Yani prensiplerimizden biri diyebilir miyiz? Müslümanın evet, prensiplerinden. Evet. Aha. Biz daha önceki peygamber hayatlarında çok işlemiştik bu konuyu. Evet. Bütün peygamberlerin ortak özellikleri. Hı hı. Onlar zorbalıkla tebliğ etmezler. Evet. Hep karşıdakiler, batıl yaşayanlar zorbalık yaparlar. Ama buna rağmen peygamberler zorbalık yapmazlar. Seslerinin tonunu dahi yükseltmezler. Ve de hep şefkat içeren kelimeler kullanırlar. Babacığım, oğulcuğum, ey kavmim. Yani kavmim derken bile kendine bir mal etme var. Evet. Bu şekilde hep hitaplarıdır. Ve bu ayeti kerimede de özellikle Musa aleyhisselama yumuşak söylenmesi emrediliyor. Burada amaç kişinin hidayete ulaşması. Amaç o kişinin eksikleri, hataları ortaya çıkarılıp rencide edilmesi değildir. Evet. Ondan dolayı da hiçbir peygamber kaba bir telaffuza ihtiyaç hissetmemiş veya yasaklanmış Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi. Evet. Hiçbir yürekte kendisini azarlayan, rencide eden bir kişinin sevgi duymaz. Onun isteklerini yerine getirme isteği uyanmaz o kişide. Hep rencide gördüğünde, kızgınlık, öfke görüldüğünde, zorbalık görüldüğünde hep ona karşı çıkma duygusu olur. Eğer çıkamazsa, buna gücü yetmiyorsa o ayrıdır. Ama normalde hiç kimse bundan hoşlanmaz. Evet. Hiçbir insan kendisine kötü konuşulmasından hoşlanmaz. Ve zamanla bu insanı yıpratıyor da. Evet. Hani bu yumuşak huylu ve yumuşak söz söyleme aslında hayatımızın her alanına yayabiliriz. Evet. Yani anne baba çocuk diyaloğunda da aynısı, eşler arasında da aynısı, akraba ilişkilerinde, komşu ilişkilerinde ya da sosyal alanda mesela önde gelen insanların tebliğ metotlarında da aynı üslubu üstlenebilmemiz gerektiğini ayet-i kerime bize öğretiyor. Evet, Sema'cığım, Abbas halifelerinden birini bir alim hatasını sertçe bir şekilde uyarıyor. Halife de ona diyor ki, ne sen Musa'dan daha iyi bir konumdasın ki o bir peygamberdi ama sen sadece bir alimsin, ne de ben Firavun'dan daha kötü bir konumdayım. Bu sert ifadeye ne gerek var? Yani Allah'ın oradaki emrini hatırlatıyor. Hı hı. Bir firavun yumuşak bir şekilde tebliğ edilmeye hak ediyorsa, evet, ki Rabbim bunu istiyor, bütün insanlar bunu hak ediyor demektir. Aynen. Firavundan daha azgın olunmayacağına göre, firavun bize azgınlık nominesi olarak Kur'an-ı Kerim'de gösterildiğine göre, hiç kimse azarlanarak tebliğ almayı hak etmiyordur. Eğer bir kişi bunu yapıyorsa o tebliğ metodunu bilmiyor demektir. Hı hı. O kişide olan bir eksikliktir, hatadır. Zira Rabbimiz bunu bizden kesinlikle istemiyor. Tam tersi, tebliğ ederken yumuşak olmamızı istiyor. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında da hep bunu görüyoruz. O çok üzüldüğünde, cevap alamadığı zaman üzülmesini dahi Rabbimiz istemiyor. Hı hı. Sen onların başında bekçi değilsin, vekil değilsin. Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Bir Müslüman, tebliğ eden bir Müslüman bu hakikati çok iyi bilmelidir. Evet. Kaybedecek bir şey yoktur. Görevi sadece bildirmektir. Bunun için olabildiğince karşı tarafa nazik davranmakla mükelleftir. Ondaki o insan potansiyeline, Rabbimin onun üzerinde verdiği önemi hiçbir zaman unutmamak lazım. Allah-u Teala Firavun gibi bir azgın kişiden ümidini kesmiyor, peygamber yolluyorsa yeryüzünde ümit keseceğimiz hiçbir insan yoktur demektir. Evet, bizlerin de kesmemesi gerektiğini gösteriyor. Evet, her bir kişiye potansiyel mümin gözüyle bakmayı öğretiyor Rabbimiz. Zira hiç kimsenin kalbini açıp bakmadığımıza göre
Biz bunu bilemeyiz. Evet. Ve günümüzde şu da var. Mesela o süreçte hem sert oluyor hem de hani onun hak ettiğini kendisi dillendiriyor. Evet. Yani o bunu hak etmişti. Evet. Deyip bir nevi kendini haklı çıkarıyor. Şunları şunları yapmasından dolayı o bu sert davranışı hak etmişti. Bazen insanlar Sema'cığım sanki Allah'tan rol çalıyor gibi. Bunu ileride daha güzel işleyeceğiz bu ayet-i kerimede. Evet. Onların sonuçları hak edip etmediği bizi bağlayan konular değildir. Evet, bizim görevimiz tebliğ. Evet. Bizim görevimiz tebliğ etmektir. Bizim görevimiz onları sorgulamak değildir. Bizim görevimiz onlara Rabbimin istediği şekilde iyilikle yaklaşmaktır. Bizim görevimiz onların namazını, orucunu sorup sorgulamak ya da eksik yapıyorsun, kötü yapıyorsun değil. Bizim görevimiz Kur'an-ı Kerim'den doğruları öğrenmek ve Resulullah'ın hayatından ve de diğer peygamberlerden bize gelen sünnetlerinden faydalanmak, onları hayatımıza sokarak onlar gibi güzel bir örneklik teşkil etmek ve de ihtiyaç duyan o kişilere uyarıda bulunmaktır. Evet. Yoksa onların eksiklerini sorgulamak, hatalarını ortaya çıkarmak bizim görevimiz değildir. Bu hesaba onlar Allah'a verirler, bize değil. Hı hı. Zaten biz bu işin üstesinden gelecek konumda da değiliz. Her bir defalarca bunu hep söylüyorum. Çünkü hiç kimse, hiçbir insanın bütün bir hayatına şahit olamıyor. Evet, kontrol edemez. Kontrol edemiyor. Evet, sadece belli bir bölümlerine şahit oluyor. Onunla yargılamak da hiç hoş bir şey değil. Üstümüze lazım da değil bu bizim. Evet. İstersen yine Nazihat suresinden devam edelim. 18. ayet-i kerime. De ki ister misin arınasın. İşte çok güzel değil mi? Yani ilk önce karşıdaki kişinin bu arınmaya istekli olup olmadığını soruyor. Yani giriş mükemmel. Eğer dinlemek istemiyorsa, kesip atıyorsa, yani kulağını hakikate kapatmışsa ona onu zorla öğretmek mümkün değildir. Yani bu bir gönül işidir. Bu karşılığında maaş vereceği bir işe almıyor ki o kişiye bunları zor da dikte ettirsin. Şunu 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 istiyorum senden diye. Bu Allah için yapılacak işlerdir. Peygamberlerin vazifesi sadece bildirmektir. Ve de müminlerin de öyle. İstersen yine Taha suresine dönelim. Allah-u Teala'dan bu emri aldıkları zaman o Musa Aleyhisselam'ın ve Harun Aleyhisselam'ın içinde hani Firavun'a gidiyorlar evet. Sonuçta. Bir korku onun, olacak yani. Onun tarafından aranan konumdalar. Ve de bulunduğu zaman Musa Aleyhisselam öldürülecek birisi. Yaptığı o bir kişinin ölümüne sebep olma olayından dolayı. Bu insani özellikleri de işleyelim. Evet. Beraber iç iç olsun istiyorum. Devam edelim. Musa ile Harun, Rabbimiz onun bize kötülük yapmasından veya azgınlığını arttırmasından korkarız dediler. Evet, bu tam da bir insan peygamber olduğunu evet. Görüyoruz. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Bu ayet-i kerimeleri Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın o tetirginliklerine kıyamete kadar belki kalacak Kur'an-ı Kerim'de yazması. Tam da bunları biz kendimizde görüyoruz. Evet. Yani Firavun gibi bir kişiyle karşılaşmamamıza rağmen biz bu tetirginlikleri, korkuları yaşıyoruz gerçekten. Ve de bunun önü nasıl alınır? Gücümüzü nereden alacağız? Bir sonraki ayet-i kerimeden öğreneceğiz. Allah buyurdu ki, korkmayın, zira ben sizinle beraber işitir ve görürüm. Evet. Yani sizin gören gözünüz, işiten kulağınız olur. Yani olaya ben hakimim, sizinle beraberim. Bu yetmez mi Sema'cığım? Evet. Korkmayın diyor Allah-u Teala. Ben sizinle beraberim. Ben sizin arkanızdayım. Yani istek benden, destek de benden. Ve de ben sizin her halinizi işiteceğim ve de göreceğim.
Siz beni görmüyorsunuz ama ben sizi her an görenim. Evet. Bu müthiş bir şekilde bana güç rıngı ediyor. Demek ki bir konuda Allah'ın bir emri varsa ya da nehyi varsa biz onu yaparken mutlaka tedirginlikler yaşayacağız ama Rabbim bizlerden bunu uzak tutuyor. Korkmayın, ben sizinle beraberim. Allah müminlerle beraberdir. Bunu hep söyleriz ya. Evet. Allah müminlerin velisidir, koruyanıdır, gözetenidir. Buna iman etmek lazım. Hiç kimsenin şartı Musa Aleyhisselam'ın şartı kadar zor olmasa gerek diye, evet, düşünüyorum. Bu konuda Rabbim ona güvence veriyorsa bütün kullarına güvence vermiştir demektir. Hı hı. Yeter ki onun emir ve nehilerini titizlikle yerine getirmeye çalışalım. Evet. Yani kendi kendimize söylenip de işte bu hayata yalnız geldim, yalnız gideceğim, bütün sorumlulukları tek başıma aldım deyip kendimizi heder etmemek için hani gerçekten insana güç enjekte eden ayetler. Evet. Evet. Sema'cığım, istersen yine Taha suresi 47. ayet-i kerimeyi okuyarak devam edelim. Hemen gidin de Firavun'a deyin ki biz Rabbinin sana gönderilen elçileriyiz. Artık İsrail oğullarını bizimle gönder. Onlara azap etme. Biz sana Rabbinden bir mucize ile geldik. Selam doğru yolda gidenleredir. Evet, peygamber olduklarını bildirmelerini istiyor Allah-u Teala önce. Demek ki inci kutumuza koyacağımız incimiz tebliğ ederken müminlerin bunu Allah adına yaptığını, hı, Allah istediği için şahsınız yaptığını, için değil. Evet, üstüne böyle bir farz yüklediğini, hani bildiklerini söylemeyip susanın dilsiz şeytan olduğunu söylenilir ya. Rabbimizin bizden bunu istediğini söyleyerek başlamak lazım. Bundan herhangi bir çıkarının olmadığını, hı hı, ve bunu yaparken Allah'a davet etmesinden karşıdaki kişinin bunu anlaması gerektiğini, bu bilgileri vererek başlamak açık lazım. Açık ve net bir şekilde. Evet. Zaten Kur'an-ı Kerim'de hep bize hakikatleri böyle mübin özelliği vardır. Açık ve net bir şekilde Rabbimiz anlatır. Bu Allah'ın dinini tebliğ eden kişilerin üzerine de bu düşer. Ve de Firavun'un yaptığı bir yanlış var. Orada İsraillilere azap ediyor. Onlara kötü davrandığını biz daha önceki ayet-i kerimelerden öğrenmiştik zaten. Onların doğan erkek bebeklerini öldürüyor. Belki de doğan bebeklerini de öldürüyor olabilir. Çünkü bayanları sağ bırakıyor derken onu doğuran annelerin bayan olmalarından dolayı onları sağ bırakıyor anlamı veren alimler de vardır. İstese önce anneleri öldürür. Evet. Hiç daha köklü bir temizlik olur. Tekrar çünkü, tekrar aynı işi, evet, yapmak zorunda, evet, kalmaz. Tekrar tekrar o bebekleri araştırmak zorunda kalmaz. Ama Firavun bunu yapmıyor. Bu onun azgınlığının üst safhada olduğunun göstergesidir. Annelere o acıyı yaşatmak istiyor. Yani o onları bebeğinden ayırmak, o zulmü yapmak istiyor. Psikolojik zulüm. Evet. Yani bu tarz zulüm altında olan kişiler sağlıklı düşünemezler. Kendilerini koruyamazlar. Dertleriyle haşır neşir olurlar. Yani karnı aç olan bir insan da sağlıklı düşünemez. Bir an önce bütün derdi onun karnını doyurmak olur. Bu nedenle Firavun ve onun izinden giden insanlar halka böyle eziyet ederler. Onların aç kalmasını isterler, zorluklar çekmesini isterler. Çünkü karnı doyan, ailevi sorunlarından uzak olan bir kişi ülkesinin yönetimini düşünebilir ancak. Firavun kendi iktidarına zarar gelmesin diye insanların bunu düşünemeyeceği hale sokuyor halkı. Evet. Onların böyle birebir şahsi problemleri boğuyor. Onlar o problemlerin içinde cedelleşmelerini istiyor. Gözleri açılsın istemiyor Firavun. Aslında Batı'nın
Afrika'ya yaptığı metot da aynısı. Evet. Mesela Batı'da bu şekilde psikolojik, evet, mesela karakter konusunu anlattığımızda psikolojik ve genetik karaktere baktığımızda genetik insanın çocuğun aileden aldığı beyaz tenli, esmerli ya da anne gibi mesela açık sözlü olması o ayrı. Ama psikolojik karaktere baktığımızda Batı orada bütün hamile anneleri toplar, ayda bir anneyi mancılıkla fırlatır ve bütün anneler o psikolojiyle sürekli kalırlar ve köle zihniyetli çocuklar doğururlar, kendilerine kölelik etsinler. Aynı Firavun'un yaptığı metot devam diyor aslında. Evet, evet, zaten bütün sömürge ülkelerinin sömürdükleri ülkeleri yaptıkları da odur. Onlara Rabbimin verdiği zenginlikleri kendi lüksleri için harcarlar. Evet. Onları da yarı aç yarı tok bırakırlar. Zaten bunu yapma düşünceleri de şöyleymiş. Afrikalı insanlar diyor yorulduğunda seslerini yükseltebiliyorlarmış. Ve o dönemde Batı'ya diyor uşaklık edemediler. Ve bunu yaptı, psikolojik karakteri diyor bastırdıkları için o çocuklar diyor anne karnında bir köle gibi alıştılar yani. Artık baş eğmeye, itaat etmeye alıştıklar için doğduktan sonra temelden bir köle yetiştirmek için onlar için çok kolay oldu. Evet. Evet Sema'cığım, devam edelim istersen. 48. ayet-i kerimeyle bize kesin olarak vahyoruldu ki azar şüphesiz gerçeği inkar edip ona sırt çevirenlerdir. Evet. Burada Musa aleyhisselam kendisine vahyolunan bir gerçekten söz ediyor. Bu gerçek de azap yalanlayanların üzerine olduğunu söylüyor. Yani Musa aleyhisselama bunu yalanlamaması gerektiğini mesajını veriyor. Eğer sana gelen bu vahiyden sonra sen yalanlayanlardan olursan azaba düçar olanlardan olacaksın bilgisini veriyor. Devam edelim. Firavun, ey Musa, sizin Rabbiniz kimdir dedi. Bunun karşılığında Firavun Rabbinin kim olduğunu soruyor. Ondan sonra istersen cevabı Musa'dan öğrenelim. Musa, bizim Rabbimiz her şeye şeklini veren sonra da yolunu gösterendir dedi. Tam da Firavun'un damarına basan bir cevap oluyor. Bizim Rabbimiz yaratan ve de yarattıktan sonra da hidayet eden, yolunu gösteren. Oysa Firavunların konumu nasıldır? Onların iddiaları nasıldır? Allah her şeyi yarattı. Yarattıktan sonra tamamen dünyadaki şeyi, alanı kendiye bıraktı. Yani o alandaki bir numara kendi oldu. Evet, istediği gibi çevirecek. Evet. O halka yol gösteren kendi oldu. Zaten bunu iddia etmeseydi Firavun, İsrailoğullarını kendine bağlamazdı. Hani İsrailoğullarını bırak benimle, onlara bu zulmü yapma. Hani onlar benimle gelsinler, başka bir beldede yaşasınlar. İzin ver bu olsun. Ki Firavun buna istemiyor. Çünkü elinin altında çalıştıracak köleye ihtiyacı var. Onları köle niyetine kullanıyor. Rabbimizin emri de Musa aleyhisselama bunu onlara yapsın istemiyor. Evet. Zaten Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de köleliği kademe kademe kaldırıyor. Evet. Birdenbire kaldırmıyor. Ama kademe kademe, hani köle azat etmenin değerli bir iş olduğunu bize öğreterek kölelikten uzaklaştırıyor. Evet. Ve Müslümanlara her bir hata işlediklerinde bir köle azat etmekle de onların yolunu açıyor. Evet. Evet, şimdi normalde günümüzde kölelik kalmadı diyemeyiz. İstekli kölelik vardır. İnsan bu kölelikleri beyin kabul etmiştir. Biraz önce senin örnek verdiğin gibi anne karnında buna hazır hale geliyorlar, evet, demiştin ya. Beyin buna isteklidir. Birilerinin sözünü dinlemeye, onların yap dediğini yapıp yapma dediğini yapmamaya. Beyin buna isteklidir. Kendini yormak istemez.
kendi düşünmek istemez. Karnı doysun ister, bu tarz sorunu olmasın ister. Gönüllü bir şekilde zincir takılan kölelik vardır. Bu da sadece ve sadece Allah'ın kitabına tabi olup Allah'ın emirlerini Allah'tan öğrenerek çözüm yoluna gidilebilir. Bunu insanlara öğretmek de bir yerde onları kölelikten, boyunlarının bağlı olmasından kurtarmak anlamına gelmektedir. Evet. Gönüllü kölelikler ancak bu şekilde azat edilebilir. Kişinin gönüllü olarak kendinin azat etmesi gerekiyor. Hı hı. Bu da ancak ilimli olabilir. Evet. Yani ilk hareketi kendileri yapmaları lazım. Evet. Zaten pasiflik de kölelikten ayırt edilecek bir şey değil. Evet. Evet. Ve de Musa aleyhisselam benim Rabbim hem yaratan hem de hidayet verendir. Yani yarattığına yolunu da gösterendir. Firavun yarattığını kabul ediyor. Zaten gökleri, yeri, bu insanları yaratan benim demiyor. Yani bu insanları yaratan tabii ki Allah'tır. Ancak burada söz sahibi birinci insan benim diyor. O dünya ahiret şeyini ilan etmiyor aslında. Yeryüzünün evet o bölgenin yeryüzünde o kendi sınırları içinde kendi ülkesinde bir numaralı adam olduğunu söylüyor. Oysa bu sekülerizmin yarattığı bir görüştür. İslamiyet'te biz biliriz ki yeryüzünde Allah'ın müdahil olmadığı hiçbir alan söz konusu, evet, değildir. Allah her alana müdahildir. Aktif ve diri. Evet ve de her an bütün yarattıklarının iş başındadır. Onları görmekte ve duymaktadır. Yani onun hayata müdahil olmadığı hiçbir alan yoktur. Evet. Biz bunu Kur'an-ı Kerim'den çok güzel, hı-hı, gözlemliyoruz. Hatta yüreklerimize kadar Rabbim kimi sevip kimi sevmememiz gerektiğini bize öğretiyor. Evet. Şimdi bakalım bu cevap karşısında Musa aleyhisselam ne diyecek? Musa aleyhisselamın cevabı karşısında Firavun ne diyecek? Evet. Evet değerli Radyo Selam dinleyicileri, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz Hazreti Musa'nın kıssasına. Taha suresi 51. ayet-i kerime ile devam edeceğiz. Tamam. Firavun öyleyse geçmiş asırlardaki insanların durumu nedir dedi. Evet, farkındaysan senin Rabbin kim diye sordu. Rabbim yaratan ve hidayet edendir cevabını aldıktan sonra o konuyu kapattı. Yani ve de öyleyse daha öncekilerin konumu nasıldır dedi. Adeta burada kendi yanlışlarını o atalarına referans gösteriyor. Onlar da böyle yapardı. Biz onları da böyle bulduk. Gerçekten bu Firavun'a kadar öyle olmuş. Ondan sonra bir farklı dönem açılmış. Onların hataları üzerine kendi hatalarını doğru gibi gösteriyor, hı hı, ve referans olarak sunuyor. Adeta şunu söylüyor. Yani gördüğüm o atalarım, geçmişim böyleydi. Ben de bunu yapıyorum. Bu kadar insan yanlışsa sen mi doğrusun? Adeta böyle ona soru yönlendiriyor. Madem öyle, hani yalanlayanlardan olduğum zaman azap göreceğimi söylüyorsun. Öncekilerin konumu ne? Evet. Onların hepsi mi azap görecekler? Yani onların yolu hiç farklı olanı yoktu ki. Gibi bir bilgi veriyor onlara. Bakalım Musa aleyhisselam buna nasıl bir cevap verecek? Musa dedi ki onların bilgisi Rabbimin katında bir kitapta yazılıdır. Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz. Çok çok güzel. Bu hep karşımıza çıkıyor. Bilemiyorum Semacığım.
hemencecik bir şey söylesem, işte filanın durumu nasıl, fişmekenin durumu nasıl, hadi bana böyle diyelim ki sen Allah'ın ayetlerini söyledin, bu ayetlerin ulaşmadığı insanların konumu nasıl, veya benim çok çok başıma geliyor, deniyor ki mesela, diyelim ki öyle tanıdığı biri bir insan da yok da Hristiyanlardan, Yahudilerden çok ahlaklı, temiz insanlar olduğunu söylüyor. Peki onların konumu nasıl? Onlar ne olacaklar? Sen böyle söylüyorsun, sadece Müslümanların kurtuluşa ereceğini söylüyorsun ama onların konumu nasıl? Bunların hepsine Musa Aleyhisselam'ın verdiği cevap çok çok güzel. Evet. Onların bilgisi Rabbimin katındadır. Ben nereden bileyim onların ne olacağı? Ve de orada adeta bir tuzak soru var. Firavun Musa Aleyhisselam'ın adeta zihnini karıştırıp, evet, işte bilemedin, tıkanmasına, gördün mü? Ha, evet, tıkanmasına. Bir de eğer o atalara yanlış bir şey söylediği zaman, onlar işte madem o yolda gittiler, işte cehennemliklerdir, onların durumu azaptır, sonları kötüdür, akıbetleri kötüdür, İnsanlar ölmüş insanlara karşı daha bir hassas düşüncede olurlar. Onların işte melekler tarafından onların kanatlarıyla alındığını, işte cennete gittiklerini bilmek insanları çok rahatlatır. Hep yabancı filmlerde de bunu görüyoruz. Çocuklara, evet, işte senin deden, anneannen, her neyse büyüğün, atan, işte o şu anda cennette. Onu melekler götürdü. Bu insanları çok rahatlatır. Evet. Aksini söylenildiği zaman müthiş derecede sinirlendirir, öfkelendirir. Musa Aleyhisselam hiç bu tuzak soruya, karşısında tuzağa düşmüyor. Evet. Üstüne düşen görevi yapıyor. Evet. Evet. Rabbimin bilgisi katındadır diyor. Ve de şu bölümü çok hoşuma gitti. La yedüllü Rabbi ve la yensa. Benim Rabbim ne dalalete düşer, la yedella, yani ya yanılır, ve la yensa, ne de unutur. Evet. Onların hak ettiklerinin karşılığını Rabbim verecektir. Biz bilmeyiz, bunun bilgisi bende değil. Nasıl bilgisi Musa Aleyhisselam'da olsun? O kişiyle de birebir tanıdığı kişiler bile değil. Yani sadece dilden aktarılan rivayet bu. Nereden bilsin? Hatta yaşayan insana dahi nereden bilsin insan? Yaptıkları, davranışlarının içinde, altyapısında neler var? Evet. Ne niyetle yapıyor? Bunu insan nereden bilsin? Bilemez ki. Hı hı. Bunda benim şey çok hoşuma gidiyor. Şu örnek, hani peygamberimizin zamanında bir kişi yetimin başını okşamış. Yetim de çok mutlu olmuş, çok, evet, sevinmiş. Ama amaç ona destek vermek, onu mutlu etmek değilmiş. Elinin yağını yetimin başında temizlemek istemiş. Yetim çocuk nasıl olsa annesi yok ki anlasın saçını, evet, başını yağlı gördüğünde kim yaptı bunu diye. O da çocuk sonuçta, bilemeyecek ama o kendi çapında seviniyor. Ama hiçbir zaman o kişi bundan ecir alamaz. O yetim çocuk her ne kadar mutlu olsa da, ama o kişinin niyeti onu Allah için hoşnut etmek olmadığından dolayı bundan ecir alamaz. Ama görünüşte güzeldir. Evet. Bizde de görünüşte yetim bir çocukla ilgilenen kişi hoşumuza gidebilir. Güzel görünür. Fedakarlık yapıyor deriz. Ama acaba onun niyeti ne niyetle, evet, yapıyor bunu bilemeyiz. Onun için insanların sonuçlarının bilgisi Allah katındadır. Bu konuda Allah'tan rol çalmanın hiçbir anlamı yoktur. Yani iyi kötü etiket yapıştırmaya da gerek yok. Hiç gerek yoktur. Yani iyilik de kötülük de sürekli de değildir. Her an değişebiliyor. İnsan değişkendir. Yani hep Rabbim müminlere Ali İmran 80. ayeti kerimede iman ettikten sonra Rabbim kalbimizi yamutma, katından bize bir rahmet bağışla diye o dua, yani insanın kalp zaten kalp, ulb, sürekli dönen, evet, anlamındadır. Bir yerde sabit durmayandır.
Bu iç dünyamız da sabit durmadığı için bu ismi almıştır. Bir gün bakarsanız ki birine karşı çok sevgi duymuşsunuzdur. Beraber yaşadığınız insana, yani onu yüreğinizde göklere çıkarmışsınızdır. Bir gün kızgınlaşmışsınızdır ona karşı, yerin dibine batırmışsınızdır. Bu hep insanların içinde olan bir şeydir. Yani kalp yerinde durmaz zaten, sürekli değişkendir. Onun için Rabbimize hiçbir zaman insanları yargılama görevi vermemiştir. Böyle bizim bir sorumluluğumuz yoktur. Birilerini cennete, birilerini cehenneme gönderme sorumluluğumuz yoktur. Hüsnü zanda bulunabiliriz insanların. İyilikleri artsın diye onu dile getirebiliriz. Hani bu cennet ehline yaraşır bir amel diyebiliriz. Ama hiç kimseyi bir yerlere göndermek gibi bir vazifeye sahip olmadığımızı iyi bilmeliyiz. Onun bilgisi Allah katında. Sadece diyor Musa Aleyhisselam, bir şeyi bilirim, onların konumu ne olacak bilmem ama benim Rabbim dalalete düşmez, yanılmaz. Benim Rabbim insanların yaptıklarını unutmaz da. Yani zaman aşımı diye bir şey yok onlar için. Evet. Benim Rabbim onlara yaptıklarının karşılığını verir. Bu konuda Rabbim haksızlık yapmaz. Ben Rabbimi böyle bilirim, gerisini bilmem onların konumu hakkında. Bu müthiş bir şeydir. Yani biz mesela hani çok iyi insanlar olduğunu, ehli kitaptan olduğu söylenir ya, Rabbim de bunu söylüyor bize. Onların içinde az da olsa iyi insanların olduğunu söylüyor. Olabilir. İşte bunlar, nasıl sen bunları cehenneme gönderiyorsun? Nasıl öteki Müslümanım deyip çam üstüne çam deviren insanların iyi olduğunu söyleyebilirsin. Tamam. İsme bakmaz Allah'ım benim. O dalalete düşmez, yanılmaz. İnsanların yaptıklarını unutmaz. Yani unutmaz derken hiç kimsenin yaptığı yanlışlar yanına kar kalmaz. Hiç kimsenin yaptıkları salih ameller de zayi olmaz. Evet. Lokman suresinde Lokman'ın oğlunun nasihatinde bunu görüyoruz. Ey oğulcum, yaptığın bir iyilik hardal tanesini doldurmayacak kadar küçük olsa da, bu bir kayanın içinde gizli olsa da, bil ki Rabbim onu o kayanın içinde çıkarır, mizanına koyar ve karşılığını verir. Biz yine hangi suredeydi? Kim zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını bulur, kim zerre kadar kötülük yaparsa yine... Zilzal suresindeydi yanılmıyorsam. Ya da Adiyat'ta mıydı? Şu anda zihnimi toparlayamadım. Yanılmıyorsam zilzal olacaktı. Evet. Zerre kadar iyilik yapanında, kötülük yapanında karşılığını Rabbim verecektir. Bizim insanları eleştirmeden Rabbimize böyle özellikleriyle bilmemiz bize yeter. O her şeyi hakkıyla yapmaya kadirdir. Ve biz böyle cevap vermeyi yine Musa Aleyhisselam'dan da öğreniyoruz. Zilzal suresi 7 ve 8. ayet kelimeler. Evet. Teşekkür ederim o konuyu netleştirdiğin için. Evet, diğer ayeti kerimeyle devam edelim Sema'cığım. Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indiren odur. İşte biz o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Şimdi muhtemel ki Musa Aleyhisselam'ın bu sözleri gibi, çünkü 53, 54, 55 bu tarz Rabbimizi tanıtıyor ve 56'da tekrar hemen olayı devam ettiriyor. Onun için Musa Aleyhisselam tebliğ ediyor aslında. Ve Beyine süresinde olduğu Peygamber Efendimiz müşriklere tebliğindeki gibi aslında. Evet. Orada da bir önce bir tebliğ var, bir açıklama var. Rabbimize verdiği nimetleri hatırlatma var. Evet. Burada da bir nevi
Firavun'a evet. nimetlerini hatırlatıyor. Allah-u Teala'nın böyle öğretirken ki metodu da böyle. Mesela Nebe suresinde kıyametin kopacağı bilgisini insanlar soruyor diyor. O bilgiyi netleştirmeden işte yeryüzünü sizin evet. için döşek yapmadık mı? Sizi çiftçi yaratmadık mı? Diye böyle evet. sıralıyor da sıralıyor. Yağmurdan söz ediyor. İşte gökyüzündeki kandil gibi yanan o güneşten, aydan o ışıklandırmadık mı? Rabbimizin bize verdiği nimetlerini sayıyor. Evet. Şimdi bunu yapan Allah bunu da yapar. O var yani. Yine Musa Aleyhisselam da Firavun Rabbin, senin Rabbin kimdir demişti. Yaratan ve hidayet veren, yol gösteren dedi. Ondan sonra eskilerin durumunu sordu. Sorusunu cevapsız bırakmadı. Ve de o adeta o Rabbin kimdir'i hala devam ettiriyor. Çünkü tatmin olmadı, mütmain olmadı yüreği. Evet. Rahatlamadı. O Allah ki sizin için yeri bir beşik yaptı. Onda size yollar açtı. Bu yeryüzünde birbirimize ulaşmamız için yolların olması. Hani evet. bunu çok düşünürüm şehirler arası yolculukta. O yoldan giderken tabii ki böyle tepeden bakmıyorsunuz. Onu tayin eden insanlar mutlaka tepeden bakarlar. Acaba şu tarafı niye tercih etmemiş? Neden burayı tercih etmiş? Neden bu yolu buradan geçirmiş? Hep neden bilmiyorum ama zihnimde o vardır. Acaba bu dağı takip edeyim, daha mı büyük bir dağ çıkacak? Evet, iyi ki etmemiş. Gerçekten orası olsaydı sorun olurdu. Hep bu şekilde gözlemliyorum. Ama sonuçta şöyle bir hakikat var ki oralardan rahat gidebilmemiz için Rabbim bize yollarımızı açıyor. Evet. Yeryüzünü yaşayacağımız hale getiriyor. Bunu tepeden baktığınızda, uçaktan baktığınızda daha güzel gözlemleyebiliyorsunuz. Çünkü böyle hep yeryüzü dağlık, biraz ferahlatan, insanların rahat yaşayacağı ovalar, vadiler mevcut. Bunu Rabbim kendi yüceliğine delil olarak gösteriyor. O vadilerin olması, ovaların olması gerçekten çiftçiler için, hayvancılıkla uğraşan insanlar için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliriz. Onlar düz bir tarlayı çok severler. Dağ yamacında olan bir tarlanın işlenmesi çok ama çok zordur. Emek ister. Her şeyle problemdir. Her şeyden önce oralarda makinaları kullanamazsınız rahatlıkla. Ama düz alanda bütün tarım araçlarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu delil gösteriyor Musa Aleyhisselam. Böyle yollar açtı benim Rabbim diyor. Ve de su indirdi. Bu suyu gerçekten hani böyle su gibi ucuz denilir, sudan ucuz denilir. Sanki böyle çok indirgenerek konuşulur ya. Tabii bol olduğu için bu kadar insanlar rahat. Bu da Rabbimin yüceliğinin göstergesidir Semacığım. Bizim ihtiyacımızın çokluğu oranında Allah-u Teala onu yeryüzünde bol yapar. Mesela yaşamak için en fazla havaya ihtiyacımız vardır. En çok hava vardır. Kolay bir şekilde havaya ulaşırız. Zaten bu da hani geçmiştir dilimize. Hava parası. Boşuna para yani. Boş. Çok. Bol çünkü. Evet. Onun için sanki bol olan değersizmiş gibi düşünülür. Ondan sonra insan suya ihtiyaç hisseder. Havadan sonra ikinci bolluk sudadır. Ondan sonra yiyeceklere, besine ihtiyaç hisseder. Sudan daha zor elde ederiz besinlerimizi. Üçüncü sırada besinlerimiz gelir. Şimdi hani bir söylenti var, ne kadar doğru bilmiyorum da, suyumuz azalmış. Artık barajlarımız boşalmış. Bunun içinde su kesintileri olacakmış Malatya'da.
Dün öyle sanıyorum ki birçok yerde su kesintisi oldu. Kesilince ne kadar değerli olduğunu hissediyorsunuz. Evet. Bütün işlerimiz aksıyor. Evet ve eviniz anında pis kokabiliyor. Yani değerini çok güzel anlıyorsunuz. O gerçekten havzalar kurusa, onlar sular, yağmur, kar yağmasa, o tekrar yerini doldurmasa, o mülk süresindeki Rabbimizin dediği gibi, eğer ben suyunuzu kesersem siz ne yaparsınız? Yani nasıl da rahat isyan edebiliyorsunuz? Nasıl da rahat asi olabiliyorsunuz? İnsanın ister istemez suyun eksildiği yerde, ki almışız bir yerleri, öyle sıkıntı çok yaşamıyoruz yani. Ama yine de ne kadar zorlanıyoruz hazır musluktan akan suyumuz olmayınca. Burada Musa Aleyhisselam Firavun'a onun bilgisini sunuyor. Tamam, bu sınırlar içinde söz sahibi benim, bir numarayım diyorsun da. Peki bu su kesilse ne olacak? Evet. Onu düşünemiyor musun diye onu hep düşündürtmeye çalışıyor. Ve bu sudan dolayı çeşitli bitkiler çıktı. Yani sonuçta karnımızı doyurmamızın sebebi kaynağı su oluyor. Evet. Rabbim suyu keserse bitkisel besinlerimiz yok olur. Hayvanlar zaten bitkiyle beslendiği için hayvansal ürünleri de elde edemez hale geliriz. Aynen. Öteki ayet-i kerimeyi okuyalım. Hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Akıl sahipleri için bunda nice ibretler vardır. Evet. Bunda akıl sahipleri buna gidecek doğru yolları görebilir diyor. Hem sizler bununla yiyorsunuz o bitkilerden, hem de hayvanlarınızı yediriyorsunuz. Bir sonraki ayete geçebiliriz. Sizi topraktan yarattık. Yine ölümünüzden sonra onu döndüreceğiz. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Şimdi Allah-u Teala bu ayeti kerimelerde Musa'nın ağzından anlatılan bu ayetlerle eşya ile insan arasındaki bağı hatırlattı. Adeta bütün bunlar bütün bunlar insan için yaratıldı. Evet. Sizin için yaratıldı. Ey insan, düşün sen kim için yaratıldın? Yani bütün yeryüzü, gökyüzü ve ikisinin arasındaki her bir şey insanın emrine rağmen ediliyor, evet, sunuluyor ki her bir yaratılanda insan için bir fayda vardır. Ey insan, sen kim için yaratıldın? Kimin emrindesin? Evet, kimin emrindesin? Bu kadar her bir şey senin emrine rağmen edildi de sen başı boş mu olduğunu sanıyorsun? Diye bunlar hatırlatılıyor. Yapılan vurgu adeta geçici olanı kalıcı olana değiştirme vurgusu. Özne nesne yeri değişiyor sanki. Evet. Yani sonuçta bunca yaratılanlar hep insan için yaratıldı ama hepsi geçici, ama kalıcı bir şey var. Orada Firavun'un asıl yaptığı hata İki dünyalı olmamasıydı. Evet. Tek dünyalı olmasıydı. Yani o öldükten sonra dirilip hesap verileceğine inansa o kadar Allah'a karşı isyankar davranamazdı. Biz bu isyanlarını Nazihat suresinde çok daha güzel işleyeceğiz. Ama o tek dünyalı davrandı. Ondan dolayı idrak edemedi bunu. Musa Aleyhisselam bunları idrak etsin diye gözlerinin önüne seriyor. Ve hesap vereceği bir merci olmadığını düşünerekten zaten azgınlaştıkça da azgınlaştı. Evet. Şimdi Semacığım, istersen bir ayet-i kerimeyi daha okuyalım. 56. ayet-i kerimeyi. Evet Semacığım, normalde Ta suresi 56. ayeti okuyabiliriz. İstersen Nazihat suresinde kaldığımız yerden
hikayet okuyunca aynı yere tekabül ediyor. 19. ayet-i kerimesini okuyalım Nazihat'a. Hani 18'de ister misin temizlenesin? Temizlenmek ister misin diye sormuştu. Yumuşak, nazik bir şekilde ona söyleyecekleri sözleri hazırlamıştı. Devam edelim oradan. Seni Rabbinin yoluna ileteyim dedi, ondan korkasın. Evet. Hani Taha suresinde benim Rabbim yaratandır ve hidayet verendir. Yarattıklarına yolunu gösterendir. Ne yapacağını da bildirendir. Ki insan dışında biz yeryüzünde gördüğümüz bütün varlıklarda bunu görüyoruz. Her yarattığını bir yol tayin ediyor. Ve o yol güzergahında, o yörüngede yol alıyor yaratılanlar. Bunun aksini yapamıyorlar ama ancak insan için iki yol gösteriyor. Hakikat yolunu gösteriyor, daha doğrusu iki yoldan ziyade. Hakikat yolunu, hidayet yolunu gösteriyor. Bu yolda yürümeme alternatifi de veriyor. İrade veriyor. Ve verdiği iradeye Rabbimiz saygı gösteriyor. Hı hı. Kişi kendi iradesiyle batıl yolu seçtiğinde de ona müdahale etmiyor. Ancak hidayet üzerine olması için kitapla, peygamberle destek verdiği gibi isimleriyle de veriyor Rabbimiz. Tevvab ismiyle mesela günahlarından arındırıyor. Arınmak isteyene destek veriyor. Rabbimiz böyle bir Allah'tır. Musa Aleyhisselam bunun bilgisini Taha suresinde Firavun'a aktardıktan sonra temizlenmeye var mısın? Ben sana hidayet yolunu göstereyim. O zaman Rabbine karşı haşyet duyacaksın. Ve o doğru yolu idrak ettiğin zaman, anladığın zaman derin bir saygı duyacaksın yaratanına. İyi ki beni başıboş bırakmamış. İyi ki benimle ilgilenmiş Rabbim diyerek ona karşı derin bir sevgi duyacaksın ve o yoldan ayrılmaktan adeta korkup için titriyecek. Evet. Yani o yolda ayakların sabit olsun diye, kaymasın, o yolda yürüyebilmek için dua edeceksin. Yani o yolda olmak öyle yabana atılır gibi değil. Hı hı. Var mısın diyor, sana bu yolu göstereyim, bu benim görevim, sen de böyle güzel hasletlere bürünesin. Ondan sonraki ayet-i kerimeyi okusam, 20. ayet. Musa Firavun'a o büyük mucizeyi gösterdi. Evet. Ve o mucize gösterildi. O mucize ne? Şimdi Taha suresindeki 56. ayet-i kerimeyle de aşağı yukarı bu aynı olduğu için onu da okuyup öyle konuşalım. Taha suresi 56. ayet-i kerime. Ant olsun ki biz Firavun'a mucizelerimizin hepsini gösterdik. Böyleyken o yine onları yalan sayıp kabulden çekindi. Evet. O esnada mucizeler görünüyor. Bu mucizelerin ne olduğu Firavun'a görülen, aslında orijinali ayet. Aslında orijinalinde Kur'an-ı Kerim'de mucize kavramı yoktur. O mucize diye tercüme edilen asıl kavram ayettir. Mucize insanı acize düşüren demektir. Zaten mucize denildiği zaman bu insan içindir. Yani Allah için mucize söz konusu olamaz. Çünkü Allah'ın aciz düştüğü bir alan olamaz. Hı hı. Bu sözü edilen ayetler, ayetin kelime anlamına hep değinmiştik. Doğruya götüren işaretti. Hı hı. İzdi, emareydi. Evet. Kur'an ayeti kerimeleri de hep bizi doğruya yönlendirdiği için ayet denilmiş. Aslında ayet kullanılsa daha zihine oturur. Benim yüreğim hep ondan yana. Kur'an-ı Kerim'de geçen o orijinal kavramları açıklayıp onları kullanmaktan yana. Çünkü ayet dediğimizde Allah'ın sözü hemen aklımıza geliyor. Evet. Ama sadece bu değil. Adeta
ayet yoldaki trafik levhaları gibidir. O anlamdadır. O trafik levhaları o yolda doğru düzgün gitmemiz için bize işaretler verir. Yani biraz ileride işte şey gelecektir, tümsek gelecektir veya yol eğrilecektir. Ona göre hızını yavaşlat. Evet. Yani virajı alamayabilirsin uyarısı var. Mesela yol ayrımında hangi yola ilerlememiz için yolumuzu gösterecektir. Evet, ne tarafa gitmemiz gerektiğini onlar vardır. Eğimden söz eder. Mesela 1,5 kilometre %5 eğim vardır bu yolda der. Ona göre kendini ayarla. O şekilde git. Ve yerleşim bölgelerine haber verir bize. Orada insanlar sıkça rastlayacaksın. Okulun olduğunu haber verir. Yani daha böyle birçok bize uyarılarda bulunur. O yolda daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmemiz içindir bunlar. Onlar da bir ayet oluyor yani. İşaret oluyor, iz oluyor bizim için. Ayetin kelime anlamı böyledir. Evet. Demek ki Musa Aleyhisselam Firavun'a Allah'ın gösterdiği doğru yola gidecek işaretler gösteriyor. Bu vahiy de olabilir ki vahiy ayet olduğuna göre, doğruyu gösteren işaretler olduğuna göre vahiy olabilir bu. Vahiylerden söz etti Musa Aleyhisselam. Bir de her peygambere verilen peygamberlik emareleri vardır. Bunlar olabilir. Mesela Musa Aleyhisselam'a verilenden söz etmiştik. Elinin beyaz olması ve asasının yılan olması. Muhammed Aleyhisselam'a verilen bu Kur'an-ı Kerim'de son peygamber olmasından dolayı ve ona verilen o mucizenin kıyamete kadar insanlara hitap etmesi gerekiyor. O kısmı olmaması gerekiyor. Yani gerçekten de biz o Kur'an'ın yüceliği karşısında gerçekten acize düşüyoruz. Müthiş bir kitaptır. Bunu insan okudukça anlıyor. Onun değerini. Ne büyük bir kerem olduğunu, Allah'ın bizim üzerimizde ne büyük bir ikram olduğunu okuyunca anlıyorsunuz. Ve okuduğunuzda işte bu Ayşe, Fatma, Mehmet'e indi demiyorsunuz. Bana da indi. Evet. Ve hepimize hitap eden bir yüceliği var. Ve Rabbinizden böyle bir değer gördüğünüz için çok mutlu oluyorsunuz. Yani bu dünyada başıboş değilim. Benim de biri bir ilgileniyor. Evet. Yani bu vahiy bana ulaşıyor diye çok mutlusunuz. Her bir yaptığınız ibadet için öyle. Faydasını görüyorsunuz. Hem de Rabbiniz sizinle ilgilenmesi, size bu doğruları göstermesi, sizi rahatlatacak olan her bir şeyi size önceden bildirmesi, zararlarından koruması yasaklayarak bu müthiş bir ilgidir. İnsanın Rabbinin ilgisidir. Evet. Bu insanın senin de daha önce dediğin gibi yalnızlıktan kurtarıyor. Her ikisi de olabilir o görünen ayetler. Muhtemeldir. Ama bunları gördükten sonra istersen Naziat'la devam edelim. Bakalım nasıl bir tavır alacak Firavun? Yani Firavunluğundan vaz mı geçecek? Yoksa devam mı edecek? Yanlışında devam edecek. Evet. Onu anlayacağız. Naziat 21. Fakat Firavun yalanladı, karşı geldi. Evet. Bunun üzerine o daha Musa Aleyhisselam'ın konuşulmaya başlarken Taha suresinde azap yalanlayanların üzerinedir demişti. Ama o yalanlayanlardan oldu. Evet. Kah yalan demiştir. O şekilde olabilir. Kah da sanki o Musa Aleyhisselam'ın söylediği sözler, onca tükettiği nefes, sanki yalan konuşuyormuş gibi hiç aldırmaması da olabilir. Evet, sırtını dönüp gitmesin. Evet, demek ki hayatını hiç değiştirmedi. O doğruya gösteren işaretler onun doğruya yönelmesine sebep olmadı. Sanki yani oraya diyelim ki siz buradan
hekimhana gidiyorsunuz ama yol ayrımında bir hekimhan işareti var, bir de diğer tarafa başka yerlere giden işaretleri görüyorsunuz. Siz hekimhana gitmek istiyorsunuz ama o işareti aldırmadan başka bir yola sapıyorsunuz. Sanki oraya o yazıyı koymuşlar ama yalan yere koymuşlar, hı hı. Boş yere koymuşlar. Yani yine kendi bildiğiniz okul gitmek. Bu yazı var ama becerememişler, doğru değil, ben şu taraftan gideceğim. Onu yalanlamış oluyorsunuz. Sanki doğru yazmamışlar, ona inanmış oluyorsunuz. Dediğini yapmayınca öyle oluyorsunuz. Ama o işareti doğru gittiğiniz zaman o yazıya inandığınız anlamındadır. Evet. Firavun burada Musa Aleyhisselam'ın sözünden belli ki etkilenmemiş. Eski bozuk yaşantısına devam etmiş. Bunun nedenleri de ilerideki konuşmalarından kıssadan anlayacağız. Sona erdi. Kıssadan ve de isyan etti. Kıssadan inciler asa devam da buradan ediyor. Geliyor. İsyan, asa aynı kökten. Yani böyle sopa gibi dimdik oldu. Yani kazık gibi dikeldi. Bu konu üzerinde baş eğmedi. Düşünmedi. Yumuşamadı. Hı-hı. Aynen bir kazık gibiydi. Kazık kesildi. Hiç hani kapırdamadı. Hani bizde bir söz taş var. Taş kesildi derler genelde. Nuh dedi peygamber demedi diye bir söz var ya. Ondan sonra asıl o söz, yani Nuh dedi, evet sen Nuh'sun ama onun peygamberliğini kabul etmedi. Bu mesela Yahudilerde, Hristiyanlarda Muhammed Aleyhisselam'a karşı da Muhammed diyor, peygamber demiyor ama. Onu Allah'ın bir kulu olarak kabul ediyor ama peygamber olarak kabul etmiyor. Yani bu konuda kazık gibi oldu. Aksi konuyu hiç şöyle bir meyletmedi bile, bir düşünmedi bile, bir acaba bile demedi. Sanki ona o sözler hiç gelmeden önceki zamanından hiç farklı değildi. Yani anlamına geliyormuş asi olmak, asayla, sopayla aynı kökten gelmesinin böyle bir ifadesi varmış. Devam edelim. Sonra koşarak dönüp gitti. Evet Semacığım, yani şey hiç aldırmadı, koşa koşa gitti, arkasına bakmadan dimdik bir şekilde. Bakalım nereye gidiyor? Devam edeyim. Devam edelim. Derken adamlarını topladı da bağırdı. Ha evet. Yani Musa Aleyhisselam'dan gelen o cümleler hiç hoşuna gitmiyor ve kendi elemanlarını topluyor ve sesleniyor. Evet. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Evet. En korkutucusu bu. Yani onun o sözünün, Musa Aleyhisselam'ın sözünün kendi adamlarına kadar ulaşmasını, onların inanmasından endişe taşıyor. Şimdi neden onlara bunu söyleme ihtiyacı hissediyor? Aslında zihin karıştı sanki. Aslında kendi orada iktidarını, tahtını onların kendisine boyun eğmesine borçlu. Şimdi bir uyarıcı geldi. Uyardığı zaman o tahtından olacak. O orada ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Ya yani en büyük Rabbiniz benim diyor. Bunu söylerken Semacığım yaratıcınız anlamında zaten kullanmıyor. Yani yaratıcının Allah olduğunu kabul ediyor. Bunu iddia eden zaten hiç kimse olamaz. Hani yarat denilir. Örnek gösterir, istenilir yani. Ki hiç kimse göğün yerin yaratıcısı benim diyemez zaten. O zaten yaratıcının Allah olduğunu kabul ediyor. Ama şu yeryüzünde ben bir numarayım diyor. Evet, yeryüzünün hakimi. Evet. Burada birinci benim sözüm geçer diyor yani. Ben ne dersem o olur diyor. Mesela işte bu sürecek bu hikaye. İsrailoğullarını göndermeyecek. Bakın işte gidebiliyorlar mı? Gidemiyorlar. Niye benden izin istiyorsunuz? Yani çünkü ben bu ülkenin kralıyım. O ondan dolayı
İstemek zorundasınız. Gördünüz mü? İşte bir numaralı adam benim. Yani zihniyet bu zihniyet. Evet. Yoksa öyle yaratıcılığa soyunmuş, onu kanıtlamaya çalışma gibi değil. Tıpkı o Allah'ın hakkını Allah'a, Sezar'ın hakkını Sezar'a verdiği bir söz var ya. Hı hı. Yani o hatta orada Allah demez, hep Tanrı denilir. O tamam yarattı. Bitti. Şimdi onun yarattığını söyleyin, ifade edin. Ama Sezar'ın hakkını da Sezar'a verin yani. Burada Sezar da yani bir numaralı adam. Yani onu da yabana atmamanız lazım. Ona, Sezar olmak için de o halkı sömürerek Sezar oluyor. Yani bir yumuşaklık, bir şefkat, bir merhamet yok. Yine bir baskıyla Sezar oluyor. Çünkü mutlak anlamda evet. büyük olmadığı için yani bunu hakim olamayacağı için. Evet, ister istemez zorbalığa, ister istemez orduya, güce ihtiyaç duyuyor. İster istemez adama ihtiyaç duyuyor. Yani gerçekten muktedir olsa, güçlü olsa hiç bunlara ihtiyaç duymayacaktır. Evet, ve çıkacak çatlaklar da hemen kapatıyor. Evet. Yani gerçek olan, her şeye güç yetiren Allah-u Teala'nın sözünün önüne söz koyamıyor kişi. Bugün düşünsenize bir kiralık evinizin olduğunu, onu kiracıya çıkarmak istediğiniz zaman 40 liradan 40 su getiriyorsunuz. Onunla kötü olmadan nasıl çıkarırım? İşte Almanya'dan oğlum gelecek, şuradan şu gelecek, akrabam, yakın akrabam gelecek. Hayır diyemedim. Ama Allah-u Teala o evden onun çıkmasını istiyorsa, canını alacağı zaman kim önüne durabilir? Kimse bir şey yapamaz. Gerçekten mutlak kudrete sahip olduğu için Allah'ın böyle şeylere ihtiyacı yok ama diğerlerinin buna ihtiyaçları vardır. Kendilerini kamufle etmek için süslemekler olması lazım. Evet. En büyük Rabbiniz çok ürkütücü bir şey. Onların Musa Aleyhisselam'ı dinleyip inanmalarından korkuyor. Kendilerine rağbet etmemesinden korkuyor. Zaten biz bunu ayet-i kerimelerde göreceğiz. O seni yerinden oynatmak istiyor. İktidarı ele geçirmek istiyor. Yani o iktidarı elinden gitsin istemiyor. Onun tasası bu. Bunun karşılığında Rabbimizin verdiği cevap çok manidar. İstersen onunla devam edelim. Allah da onu tuttu. Dünya ve ahiret azabıyla yakalayıverdi. Evet. Bu sözün üzerine Allah onu tuttu ve dünyada da ahirette de azap onun için oldu. Yani bu seküler mantığa sahip olan Firavun için oldu. Bu Firavun hakkında kısacık bir tarihsel bilgi vermek istiyorum Semacığım. Bu sözü edilen Musa ile cedelleşen Firavun Hiksos hanedanına mensup ki bu hanedan Hazreti Yusuf'a görev veren ve de çoban kral manasına geliyormuş Hiksos. Onunla aynı hanedan. Aslan Arap soyundan olan bu hanedan Mısır'ın fatihleri olarak Mısır'a girdiler. Ve de köken olarak Suriye ve Irak kökenli bir hanedandı bunlar. Ayrıca Hiksos hanedan Hazreti Yusuf arasında bir köken birliği de vardır. Aynı kökten geliyor. Her ikisi de Sami kök ailesine mensup. Evet, o hanedan sürülüp çıkarıldıktan sonra yerine geçen Kamusa hanedanı kendini yeryüzünün tanrı simgesi olarak ilan etti. Yani yaşayan tanrı olarak ilan etti. Böyle bir hanedanlıktan geldiğinden dolayı bu Firavun'la normal geliyor hayata. Yani gözünü açtı, bunu gördü, işte atalarım da böyle dedi. Evet. Peki onların durumu nasıl olacak diye sormasından da anlıyoruz. Eskiden Firavunlar öldükten sonra Tanrı ilan edilirdi. Ama bu hanedanlıkta
ölmeden önce de Tanrı ilan edildi ve yaşayan Tanrı denildi. Bu ayet-i kerimelerde onlara bir şey var, atıf vardır. Mesela Hazreti Nuh'un döneminde o örnek veren, mesela onların taptığı putların öncesinde salih insanlar olduğunu, yani evet, öldükten sonra bu ünvanı vermiş. Hı hı. Firavun'a baktığımızda onlar yaşarken o ünvanı kendilerine takmışlar. Evet. Evet, onunla şey olabilir. Bir bağdaştırma olabilir ama bu Hiksos hanedanlığından önce de aynen öyleymiş. Öldükten sonra şey yapılırmış. Hı hı. Tanrı ilan edilirmiş. Çünkü fakat şöyle bir durum var. Yaşarken Tanrı ilan edildikten sonra da onu insanlardan uzak tutmaya başlıyorlar, hmm, o kişiye. Çünkü kişiler onu gördükleri zaman, yani işte tam da bizim gibi bir insan, yani aziyetini de görecekler. Ondan sonra bu Tanrı olamaz diyecekler. Yaşayan Tanrı ilan ettikten sonra onu gözler önünden uzaklaştırıyorlar ve görünmez hale getiriyorlar. Böyle de olunca halk onu görmek isteyeceği için onun putlarını yapmaya başlıyorlar. Putlarını da heybetli olsun diye kendini 20-30-40 kat büyük halinde putlaştırıyorlar. O şekilde insanların önünde onu sergiliyorlar. Yani bir yerde o putçulukla aynı kapıya çıkıyor. Evet, zihniyet aynı. Sonradan aslında Müslüman denilen, vahdeti yayan bu hanedanlıktan sonra bir kral geliyor. Vahdete inanıyor. Allah'ın birliğine inanıyor. Ve de bunu söylemekten çekinmiyor. Söylüyor insanlara. Hatta bu kişi meydana çıktığında bunu söylerken insanlar vay be diyorlar. Böyle 1.60 boylarında bir adam görünce, hani bir de Arap soyundan geliyorlar, esmer bir adam görünce şoka oluyorlar. Gözlerinde nasıl canlandırıyorlarsa, yani inanamıyorlar. Böyle kısacık esmer bir adam olmasına inanamıyorlar. Hani vardır ya, büyük insan hiç olmasa şöyle yarlı yapılı olmalı, iri yarı olmalı yani. O bile insana bir heybet verir. Şaşkına uğruyorlar onun için. Son bir ayet daha okuyabilecek zamanımız var gibi geliyor. Evet. Hem de bu Naziat suresindeki bu konu tamamlanmış olur, hı hı, öyle olunca. 26. ayet-i kerime. Kuşkusuz bunda saygı duyanlar için bir ibret vardır. Evet, ibret vardır bu olayda. Ama haşyet duyanlar için olduğunu söylüyor. İbret kökü ubur, geçit manasına gelirmiş. Ubur kökünden geliyor. Bir geçitten geçerken olayın arka planına bakacak, satır aralarını okuyacak bir kapasiteye sahip olmak anlamında. Rabbim ne dedi değil de ne demek istedi? Bununla bize neyi vurgulamak istedi? Bunlar satır araları ve arka tarafı, arka planı nedir? Söylenen kelimelere takılmadan, hı hı, söylenen sözü idrak etme, şuuruna varma düşüncesi vardır. Mesela saatteki ibre de buradan gelmektedir. O doğruyu geçit veriyor. Ona işaret ettiği için ona da ibre denilmiştir. Gerçekten bu Musa Aleyhisselam'la Firavun'un kıssasında, Firavun'un bu yaptığı hatalarda haşyet duyanlar için doğruya götürecek ibre vardır. Evet. Böyle bir geçiş vardır aslında. Bu geçişten geçebilir insan. Düşünebiliyor musunuz? Ayet-i kerimeler Firavun'un gözünün önüne kadar geliyor. Peygamber ayağına kadar geliyor. Ama o bundan hiç fayda görmüyor. Demek ki kişinin fayda görmesi için önce kendinin bir adım atması lazım. Kendinin bir talepte bulunması lazım. Hani biz daha önce insana Allah-u Teala irade verdi demiştik ya, doğru yolu gösterdi, irade verdi. Ama o iradesiyle
hani Allah'ın veli olduğunu da söylemiştik. Bu geçen ayeti kerimede hani Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a Allah-u Teala destek verdi. Ama ben sizinle beraberim, korkmayın. Ve de ben her daim sizi gören ve duyanım dedi. Ancak Allah'ın üzerimizde bizimle beraber olması, destekçi olması daima bizden ilk adım gerekiyor. Evet. Yani tecellisinin yoğunlaşmasını istiyorsak ilk adımımızı evet. atmamız lazım. Eğer ilk adımı atan biz olmasaydı irademiz saf dışı kalmış olurdu. Evet. Bunu çok güzel izah eden hadis-i şerif de var. Siz Allah'a işte bir adım yaklaşırsanız o size 10 adım yaklaşır cinsinden böyle ölçüleri anlatan hadis-i şerif de var. Ama o ilk adım, ilk yöneliş daima insandan olmalı. Hani diye bir kavim, bir millet kendini değiştirmedikçe Allah-u Teala onları değiştirmez. Bir fert kendini değiştirmedikçe, hani adım atmadıkça Allah-u Teala onu değiştirmez. Evet. Ama o ilk o adımı onun atması lazım. Yani olumsuz adımda, olumlu adımda. Ama Allah'ın hep Ragıp ismiyle o olumsuz adım attığı zaman hep okulunu gözetlediğini biliyoruz. Sürekli böyle bir annenin bebeği üzerinde titizlikle bakması, hani serbest bırakıyor ama sobalı bir oda düşünün. Ödü kopuyor, her işini yapıyor ama sobaya yaklaşmasından ödü kopuyor. Veya bir başka tehlike varsa, sandalye var diyelim, o sandalyeye çıkınca kendini koruyamayacak o bebek, düşecek. Ödü kopuyor, sandalyeye çıkmasın diye hiç dikkatini ondan alıkoymuyor. Gözetliyor ama anne. Rakip, hani gözetleyen demektir, murakabe gözetleyen. Onun hayrına gözetliyor. Açığını aramıyor. Evet, tehlikelerden korunsun diye. Rabbimiz de kullarını her daim böyle gözetliyor. En ufak bir adım, yöneliş, iç dünyada, evet, dine, Allah'a atfetme bir duygusu olunca çok ilginç geliyor. Hani bilgisayarda bir veri girince bütün her şey değişir ya, en ufak bir yüreğine o veri girince, imanı Allah'a has edince önüne çıkacak imkanlar değişiyor. Görüşeceği kişileri değiştiriyor Allah-u Teala. O ilk bir adım atıldı ya, bir meyil oldu ya, oradan o insanın hidayet bulması için karşısına çıkacak insanları değiştiriyor Rabbimiz. Bir yerde bu seçme konusunda iradeyi tamamen Rabbim kuluna bırakıyor. Evet. Baskı yok. Evet, hiçbir baskı yok. Ama en ufak bir ilerlemede o olağanca bir büyük bir destek var. Allah'tan böyle bir destek var. Müminin suresi 7-8-9. ayet-i kerimelerde meleklerden onlara karşı bir dua desteği var. Böyle biz Fatiha suresinde biz diyerek Rabbim Müslümanlar hep Müslümanlara bir dua der. Öyle bir destek var. Dua edebileceklerin hepsi dua eder. Öyle bir atmosferin içine giriyor kişi. Doğru yola ulaştığı zaman. Tabii o zaman da o Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a söylediği, seni hidayete ulaştırayım, sen de bunu haşyet duyasın. Bu kapasiteye bürünesin. Rabbine karşı içine ürperti veren bir sevgi dolup taşsın. Yok ama şu anda sende böyle bir şey yok. O aynı kapıya çıkıyor. Evet. Evet Sema'cığım, gerçekten bizler için büyük bir ibret söz konusu. Bu tarihte yaşanıp geçmiş bitmiş bir olay değil. Bizimle iç içe olan bir olay. Rabbim bizi doğruya ulaşanlardan etsin inşallah. İnşallah. İbret ve ibretle beraber büyük bir nimet. Evet. Evet, bize ulaşması gerçekten büyük bir nimet. Ve diyor Rabbim size nimet verir. Siz o nimetin kıymetini bilmeseniz elinizden alır. Rabbim o nimetin kıymetini bilenlerden eylesin. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Konu gerçekten ederim. Çok güzeldi ve verimliydi. Teşekkür ederim. Evet değerli Radyo Selam dinleyicileri, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya buluşmak ümidiyle ve selamünaleyküm.